Retrobur'a hoş geldiniz. Bugün üzerine tıklamalı macera, namı diğer point and click adventure türünde bir oyun olan Indiana Jones and Fate of Atlantis'i inceliyorum. Oyun ilk olarak 1992 yılında LucasArts tarafından piyasaya sürülmüş ve yaklaşık bir yıl sonra ise Talkie sürüm adıyla seslendirmeler ve ses efektlerini de içeren CD-ROM sürümü yayınlanmıştır. Oyun 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde serinin 3. filmi Indiana Jones Son Macera'nın hemen sonrasındaki 1939 yılında geçer. Arkeoloji profesörü ve macera perest Indiana Jones, Bay Smith adlı bir ziyaretçinin isteği üzerine kendisinin de öğretim görevlisi olduğu Barnett Üniversitesi arşivlerinde küçük bir heykel bulmaya çalışmaktadır. Indy, boynuzlu heykelciyi bulduktan sonra Bay Smith onu özel bir anahtarla açar ve heykelin içinden parıldayan metal bir boncuk çıkar. Ancak Bay Smith silahını Indy'ye doğrultarak onu etkisiz hale getirir ki, burada hakkını vermek gerek, Indy pek de kolay teslim olmaz ve sonrasında boncuğu da alarak kaçar. Ancak yaşanan arbede sonrası Mr. Smith'in ceketi bizim elimizde kalır ve içinden çıkan kimlik kartından Bay Smith'in bir Nazi ajanı olan Klaus Körner olduğunu anlarız. Ayrıca ceketin içinden bir zamanlar Indy'nin çalışma arkadaşı olan ancak şimdilerde medyum olmak için çabalayan arkeolog Sophia Hapgood'a ait bir dergi yazısı da çıkar. Sophia'nın Nazi ajanı Klaus'un bir sonraki hedefi olabileceğinden korkan karakterimiz Indy, onu uyarmak ve gizemli heykel hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere New York'a gider. Olaylar da kayıp şehir Atlantis efsanesinde geçen ve özellikle de inanılmaz miktarda enerji ürettiği söylenen Oric Halcum adlı gizemli bir metali Nazilerin ele geçirmek istemesi etrafında geçer. Naziler bu gücü ele geçirirse inanılmaz güçlü nükleer bir silaha dönüştürecek ve bu gücü de 2. Dünya Savaşı'nda kullanacaklardır. Biz de Indiana Jones olarak Nazileri engellemek üzere bu maceraya atılırız. Fate of Atlantis'in oynanışı LucasArts tarafından çıkmış olan birçok point and click tarzı macera oyunuyla aynıdır. Oyunda ilk olarak Manic Mansion oyununda geliştirmeyi kolaylaştırmak için hazırlanmış yardımcı program SCUM, Script Creation Utility for Manic Mansion motoru kullanılmıştır. Oyunda etrafımızdaki nesneler ve canlılarla aç, kapa, it, çek ve konuş gibi bir dizi eylem ile etkileşime geçeriz. Bulmacaları çözebilmek için oyun boyunca karşılaştığımız kişilerle ekranın altında çıkan diyaloglardan istediğimizi seçerek konuşabilir, ayrıca karşımıza çıkan nesneleri de toplayabiliriz. Topladığımız nesneleri başka bir nesne üzerinde kullanarak yeni bir nesne yapabileceğimiz gibi oyun alanındaki herhangi bir şeyle de etkileşime geçmesini sağlayabiliriz. Toplayabileceğimiz azami eşya sayısı için bir sınır yoktur. Bu nedenle olabildiğince açgözlü bir şekilde tüm eşyaları fark ederek toplamaya çalışmak faydamızadır. İlave olarak oyunun çeşitli yerlerinde karakterimiz diğer kişilerle dövüşür ve bu kavgalar sırasında Indy'yi biz kontrol ederiz. Ayrıca Fate of Atlantis boyunca bir sıcak hava balonunu uçurmak, bir Alman U-Boot'unu komuta etmek ve Monte Carlo sokaklarında yarışmak gibi aksiyon bölümleri de oynarız. Oyunun kamera açıları ve bir sahneden diğerine geçmesi gibi kısımları ise gerçekten harikadır. Bir diğer önemli nokta ise oyunda nadir yerlerde de olsa ölebileceğimizdir. Oyunun bulmacaları türün sevenlerini tatmin edecek şekilde oldukça zordur. Ayrıca oyunun oynanışına ve senaryosuna etkisi bulunmasa da bir bulmacaya bulduğumuz çözüm yaratıcıysa bize bonus puanlar veren IQ puanlama sistemi vardır. Bazı bulmacaların çözümü ise rastgele ayarlanmıştır
ve oyunun yeniden oynanmasına katkıda bulunur. Ancak tekrar oynanabilirliğe katkıda bulunan en sevdiğim özellik, oyunun zorluk seviyesi gibi düşünebileceğimiz yumruk, mantık ve takım olarak isimlendirilen 3 farklı şekilde oynayabilmemizdir. Şöyle ki, takım yolunu seçersek Sofya ile birlikte ve ara sıra da onun kontrolünü ele geçirerek oyuna devam edebiliriz. Ayrıca ikili arasında geçen ilginç ve eğlenceli diyaloglara şahit olup her iki karakterin de katılımını gerektiren iyi tasarlanmış bulmacalarla karşılaşırız. Ancak mantığı seçip yalnız gitmeyi tercih edersek tabii ki daha az diyalog kurarken daha zorlu bulmacaları çözeriz. Son olarak daha çok aksiyon odaklı olan yumruk yolunu seçersek, ki bence bu en son seçeceğimiz yol olmalı, oyun boyunca mini dövüşlerle karşılaşırız. Ancak ne yazık ki Fate of Atlantis'te birini dövmek tam olarak bir angaryadır. Düşmanların hamlesini anlamak zor ve kontroller pek tatmin edici değildir. Bununla birlikte bazı dövüşleri bulmacaları çözerek atlayabilir ve daha fazla IQ puanı kazanabiliriz. Son olarak hangi yolu seçersek seçelim, oyunun genelinde mekanların çoğu ortaktır. Rastgele öğeler, IQ sistemi ve hikaye boyunca seçebileceğimiz değişik yollar Fate of Atlantis'i dönemin diğer macera oyunlarından ayıran özellikleri olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.